Peki şimdi Travis'i az önce orada kalmıştık. Travis'i alıyorlar, o iki tane insanımsı varlık bir yere yatırıyor ve bizim hani oksijen maskesi gibi bir şey veriyorlar ve kendisi kendinden geçiyor zaten o sırada. Peki mesela filme bakarsak bazı işkencelere maruz kalmış. Yani hani bir işkenceye maruz kaldı mı, herhangi bir tacize maruz kaldı mı? Ay neler oldu yani, vücuduna ne yaptılar? Ve de şu anda hani dedin ya az önce, bir çip hani bakıldı bütün vücudunda, bulunamadı. O da çok hani 5 gün orada olduğunu biliyorsun. Ondan sonra o şekilde hani bayıldın, bayıltıldığını da biliyorsun. Başında insanlar var ve oraya yatırıldın. Tamam. Tabii bu arada Travis birkaç saat geçti zannediyor. Yani, birkaç saat zannediyor. Muhakkak. Geri geldiğinde öğreniyor ki 5 gün geçmiş. Sanki time çok izafeli. Her şeyi bir tarafa bırak. Gittin geldin falan. Seni bir masaya yatırıyorlar. Kalkıyorsun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun. Vücudunda ne yaptılar? Neresinde ne var? Hani you would go insane. What you did? Yes, wondering what happened yani tabii ki orada neler olduğunu merak edişim benim aslında başa çıkmak zorunda olduğum en önemli şeylerden biriydi. Bu olaydan sonra haftalarca, aylarca neler yaptılar bana, ellerindeki aletler neydi, acaba bunun sürecek daha sonra etkileri olabilecek mi, başıma bir felaket gelecek mi daha sonraki bir zamanda. Ama o günden beri son derece sağlıklıyım ve artık bu soru konusunda sakinleştim, ama o zamanlar bana epey endişe yaratmıştı bu. Neler yaptılar ve bunun amacı neydi diye düşündüm. Burada şunu da vurgulayalım ki filmde kesinlikle Travis'in orijinal olarak yaşadığı hadiseye sadık kalınmadı film. Travis bu konuda ciddi sorunlar yaşadı yapımcılarla. İşte komple değiştirdiler varlık türünden yapılan. Bir filmde neler göstermişler ona bakalım, o görüntülerimiz var. Baksana filmde neler yapıyorlar adamcağıza. These never happened. This never happened. But bunlar hiç olmadı. They show the actor being held down and a membrane placed over his face and he's struggling to breathe. And for me, membran örtüldüğünü gösteriyorlar ve bu da aslında boğulma hissini ve bende yarattığı panik hissini belki de anlatmak için kullanabilecek en iyi yoldu. Burada bir aktörün nefes almaya çalıştığını görüp korktuğunu anlayabilirsiniz, ama boğulma ve nefessiz kalma duygusunu bir insanda yaratabileceği panik duygusunu asla bilemezsiniz. Bir de şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Sene 1970. 35 evet. Yıl önce UFO konusu dünya genelinde çok fazla geniş kitlelere ulaşmamış. Ne internet var, ne bu kadar film yapılıyor, kongreler yapılmıyor, bu kadar bilgi yok. Dolayısıyla Travis'in orada reaksiyonu o kadar doğal ki, korkması, paniklemesi. Bunu da tabii yapımcılar seyirciye yansıtabilmek için filmi değiştirip daha commercialized, daha ticari tabii hale daha getirdiler. Ticari hale ama tabii ki Travis çok korktu, çok endişe duydu ve çok ciddi tepkiler gösterdi. Neyse, peki oraya yatırdılar ve yatırdıktan sonra ne yaptıklarına dair en ufak bir fikriniz dahi yok. Mesela rüyalarda falan belki ortaya çıkar bu, görürsünüz hani ne yaptılar. Hipnozda, ama hipnozda belirli bir yere kadar inildi. Daha derinde bir blokaj tespit edildi. Yani alt bilincin hepsine inilemedi. Çünkü hipnozda en son inildiği yer neresi peki? En son indiği yerde ne gördü? What was the question again? Sorunuzu tekrarlayabilir misiniz? En son hipnoz yapıldı size ve hipnoz yapıldıktan sonra belirli bir yere kadar gelmişsiniz. Ondan sonra da blokaj oluşmuş. O blokaj olana kadar hatırladığınız şey neydi? The blockage. Well, basically I was fearful that if they şundan korkuyordum, eğer bunu takip edip de sürdürürlerse bu daha da derinleşecek ve beni öldürebilir diye düşündüm. Bu yüzden de seansı bitirdik ve tekrar hipnoz yapmaya da ölmekten korktuğunuz için. Ama mesela o hipnoz sırasında en son hatırladığınız şeyi merak ediyorum ben. As far as my conscious memories, yani benim bilinçli hafızama göre bu maskeyi yüzüme örttükleri zaman ben de onlarla mücadele ederken hala çok güçsüzdüm ve onlar da çok güçlüydü. Onlardan
ikisi yalıdaydı ve yani bir kolumu serbest bırakıp maskenin bir köşesine kaldırıp kurtulmaya çalıştım ama onu yüzümden çekemeden bayılmıştım zaten. Ne yedi ne içti bir şey, yani öyle bir şeyler var mı? When I was returned, I had lost geri bırakıldığım zaman çok ciddi bir şekilde kilo kaybetmiştim ama çok kolay bir şekilde kiloları geri aldım. 15 pound kaç kilo oluyor? 4-5 kilo vermiş 5 günde. Hiçbir şey yemedi içmedi o zaman. Ama tabii 5 günde 5 kilo uzaya gidiyor. O açlığı hissetmemiş hiçbir zaman. Yani orada tabii farklı bir zaman boyutu. Zaten orada hani 5 gün orada olduğunu da ama orada 5 gün değil belki. Orada birkaç dakika, birkaç saat tabii olabilir. Canım. Bizde 5 gün olarak oluyor. Vücut oraya göre akord ediliyor. Bence gemiye alındığı zaman bu varlıkların o frekansın uyumlanması için o ışık hüzmesiyle mesela onu unconscious hale getirdiler ya, daha sonra bir ışık hüzmesiyle gemiye çektiklerinde hem üzerindeki dünyadan herhangi bir mikrop gemiye getirmesin diye onu özel odalarda belirli prosedürlerden geçiriyorlar diye biliyoruz. Hı hı. Hem de o boyuta, o farkındalığa onu fizik hem organik bir yapısını hani bizde var değil mi bir su iç falan yok değil mi orada? Yeah, I you know drank quite a bit of water and fazla da su içtim ve kilo kaybettim. When you come back you drank water. Geri döndüğünüzde mi su içtiniz? Peki geri döndüğünüzde ve çıplak bir vaziyette mi bırakılmıştı? No, that was another Hollywood thing. I had bu my clothes. Bu da bir Hollywood hikayesi. Elbiselerim üstünde ama alındığı yerden 15 mil kuzey doğusunda bir bölgede bırakılıyor.